Muhterem dostlar, eğitim rehberi programımıza hoş geldiniz efendim. Bugün çok önemli bir konuyu sizlerle paylaşacağız. Anne baba tutumları ve yaklaşımları konusu. Geçtiğimiz programlarımızda çocuk gelişimi, evlilik süreci, 0-2 yaş, 2-6 yaş noktalarına değinmiştik. 2-6 yaş orasındaki davranış, yaklaşım doğrular, yanlışlar bunlara dokunmuştuk. Şimdi ise özellikle bu zamanı da etkileyen 6 yaş sonrası ve ergenlik sürecine karşı sürecine kadarki süreci de etkileyecek anne baba tutumlarına birazcık dokunup daha sonra 6-12 yaşa inşallah devam etmiş olacağız. Burada biraz daha yine bu yaşlarda dikkat edeceğimiz unsurları daha iyi anlamak adına biz nasıl anne babayız? ya da bizim çocuklarımız, babaanneler, anneanneler, dedeler, bizleri dinleyenler, bizim çocuklarımız nasıl bir anne baba veya nasıl bir anne baba olacak, nasıl etkiler olacak bu noktada belli anne baba tutumları ve sonuçlarını bu programda sizlerle inşallah işlemiş olacağız. Birinci olarak şiddetli ve reddedici anne baba tutumundan bahsedeceğiz. Şiddetli anne baba, reddedici anne baba nasıl olan, nasıl olur, böyle bir şey olur mu acaba diye soranlarınızı duyar gibiyim sanki. Evet, reddedilen çocuk, bazı çocuklar ani olur, kabul edilemez, içselleştirilemez. İçselleştirmesinde anne babanın sıkıntı vardır, aniden denk gelmiştir. Veyahut da anne için ya veyahut da baba için Böyle bir durum söz konusu olabilir. Anne ve babanın kendi psikolojik durumlarının sağlıklı olmamasından kaynaklanan bir sonuç, bir davranış şekli de şiddetli ve reddedici anne babayı oluşturabilir. Peki şiddetli ve reddedici anne baba, kabullenmemiş anne baba, bir takım sıkıntıları olan anne baba ne yapar? Öncelikle çocuğun eksik ve yanlış davranışlarını devamlı araştırır. Devamlı bir anne ya da bir baba eksiğini bulup devamlı uyarıyorsa, devamlı düzeltiyorsa, devamlı kızıyorsa işte bu şiddetli anne baba, baskıcı anne baba çerçevesine girer. Kendimizi kontrol edelim. Öyle ki bu tip anne babalar çocuğa baskı yapmak için fırsat kollarlar. Çocuğa baskı yapmak için fırsat kollarlar. Her türlü angareyi bu çocukların üzerine yıkmaya çalışırlar. Hatta bu anne babalarda bazen çocuğa özgü de bu olabilir. Bütün çocuklarına da böyle davranıyor olabilirler veya bazen bazı çocukları içinde bunu yapmış olabilirler. Çok fazla değil bir geçenlerde bir olay duyduk ki çok üzüldük. Haberlerde geçti. Çok da eski değil. Bir baba pandemi süreci var, korona süreci. Çocuğu hastalanmış. Hastalandığı için de nefes darlığı çekiyor. Çocuğunu doktora götürüyor. Doktor çocuğun nefes durumlarına bakınca diyor ki acilen kontrol altına almamız lazım deyip çocuğu hastaneye yatırmış oluyor. Baba da yanında refakatçi. İki gün sonra nefes yetmezliğinden çocuk ölüyor. Allah Allah. Neyse raporlar yazılıyor. Çocuk nefes yetmezliğinden dolayı vefat etti. Sonuç cenaze kalkıyor ve çocuk maalesef rahmetli oluyor. Fakat ilginç bir gelişme oluyor. İki hafta sonra baba karakola başvuruyor. Çok pişman. Diyor ki çocuğumu ben öldürdüm. Allah Allah. Herkes şaşırıyor. Nasıl yani? Büyük bir soğukkanlılıkla olan yerine geliyor baba ve diyor ki ben bu çocuğumu hiç sevmedim. Bu benim ikinci çocuğumdu. İlk çocuğumu sevdim ama bu çocuğumu bir türlü sevemedim. Severken bile içime sindiremedim. Bir türlü içime sindiremedim. Nedense bilmiyorum büyüttüm ama sevemedim. Bir an benim içimden geldi, yastığı kafasına bastırdım ve çocuğumu öldürdüm diyor. Allah Allah. Kabul edilmeyen bir çocuk ve daha 7-8 yaşlarında kaybedilen bir çocuk. Ne kadar acı değil mi? İşte kabul süreci çok önemli. Anne babanın çocuğu kabullenmesi, gerçekten ona karar vermesi, zorla e, ani, zorla bir çocuğun gelmesi ciddi anlamda sıkıntı. Veyahut da burada inanç eksikliği de söz konusu olabiliyor. İşte bazen e, şiddetli, reddedici anne baba çocuklarına e, her türlü angaryayı üzerine vererek ezmeye çalışır. Hatta bir çocuğa ise bu tepki bazen diğer çocuklarda da maalesef bundan dolayı ciddi rahatsız olurlar. Yani çocuk evlilik dışı istenmeyen bir bebekse, eğer e, ma madden manen hazır değilse anne baba e, veyahut da ruhsal açıdan bedenen bir e, özürü varsa anne babanın hani başa çıkamayacaksa e, böyle davranışlar söz konusu olabiliyor. Bir de çok önemli bir davranış daha var. Anne ya da babaya baba çocuğa çok düşkünse diğer eş tarafından da çocuğa şiddet ve reddedilme e, şeklinde davranışlara çocuk maruz kalabiliyor. Nasıl yani? Mesela anne çocuğu çok seviyor ama babayla ilgilenmiyor. Veya baba çocuğunu çok seviyor eve bir geliyor saatlerce çocuğuyla uğraşıyor. Anneye emirler yağdırıyor. Anneyi dışlıyor. Anneye davranmıyor. Anneye ilgi göstermiyor. O zaman ne oluyor? İşte o zaman anne ya da baba hangi eş Çocukla çok ilgiliyse diğeri kı çocuğu kıskanabiliyor ve kıskandığı için de çocuğa maalesef şiddetli bir şekilde davranabiliyor, şiddet uygulayabiliyor. Çok önemli bir nokta da yine şiddetli ve reddedici anne baba tutumlarının nedenlerinden bir tanesi de çalışan anne babalar. Hani gündüz çok çalışıyorlar, çok çaba sarf ediyorlar. Çocuğun e, aileye yük olduğunu düşünmeye başlayabiliyorlar. Kariyerini engelleyen bir süreç olduğunu e, düşünebiliyorlar. Veya çocukla gerekli bir muhabbet ortamı oluşturamayabiliyorlar. İşte bu e, bu noktada annenin e, ya da babanın çocuğa ciddi anlamda bir e, davranış bozukluğu söz konusu olabiliyor. Tabii bunların hepsi ne olursa olsun hiçbir e, bahane çocuğu reddetme konusunda bir bahane olamaz. Yani kabul edilir olamaz. O çocuk dünyaya gelmiş beyaz bir sayfa halinde gelmiş. Sizin ona reddetme hakkınız yok. Peki şiddetli reddedici anne baba tutumuna maruz kalan çocuklar için çocuğun hani kişilik gelişiminde nasıl bir problem çıkar zamanla? Nasıl sıkıntılar ortaya çıkar? Etkileri nelerdir diye düşündüğümüz zaman işte bu baskı altında şiddet altında yetişen çocuklar öncelikle yardım duygusundan uzaktır. Yardımsever olmakta sıkıntı çekerler. Psikopat eğilimli olabilirler. Dengesiz psikolojik davranışlar söz konusu olabilir. Aşırı sinirli, aşırı agresif yapıdalardır sevgiyi açtır çünkü. Ciddi anlamda ürkektir, korkaktır. Duygusal kırgınlıkları sıklıkla yaşar. Çok alıngan olabilirler. Hani sevgiye muhtaç oldukları için reddedildiği zamanlar veya horlandığı zamanlar, e, efendime söyleyeyim, çok çabuk derinden yara alır onlar. O insanlar büyüseler de çok çabuk yara alırlar. Çok çabuk alınırlar o çocuklar. İşte çe çeşitli psikolojik bunalımlar söz konusu olabilir. Hatta intihara ciddi anlamda yatkın olabilirler bu çocuklar. Yani anne baba çok şiddetliyse, ciddi anlamda kötü muameleye maruz bırakıyorsa. Bu tip çocuklar aslında edilgendir birazcık. Sessizdir, uysaldır. Çünkü anne babanın her an baskı yapacağından devamlı korkmaya alıştığı için bir şey söyler hemen baskı yer. Bir şey yapar hemen şiddet görür. O yüzden hiçbir şey yapmak istemez. Otomatikman özgüvenleri gelişmemiştir. Güven duygularında problem var demektir. Ee, aynı zamanda ileriki dönemlerde inatçılık söz konusu olur bu tip çocuklarda. Fırçınlık söz konusu olur bu tip çocuklarda. İşte bir takım çete kurma, uyumsuzluk, Veyahut da bir takım çete reislerine e, reddedilmemek için e, devamlı bir itaat, devamlı bir yönlendirme. İşte bu tip çocuklar maalesef terör örgütlerinin kurbanı olabilirler. E, farklı noktalarda yönlendirilebilirler, Yasa dışı eylemlere katılabilirler. E, i̇şte yani anne baba e, ben benim çocuğum ya istediğim gibi davranabilirim diyemez dostlar. Ben şiddetli şiddet gösteririm, döverim de, severim de. Benim çocuğum değil mi? Yok böyle bir şey. Onlar bizim değil. Bir kere bunu kabul edelim. Onlar bize emanet. Onlar bize emanet. Muhterem dostlar, bizim sloganımız emanete riayet gerekir. Emanete ihanet olmaz. Hocam, ben emanet noktasında çok hassasım. Ben emaneti ciddi anlamda öyle korurum ki ne demek ya kul hakkı? Size soruyorum dostlar. Emanete riayet ailede nasıl olur? Eğer siz özür dilemiyorsanız, eğer siz hata örtmüyorsanız, eğer siz affetmiyorsanız emanete riayet etmiyorsunuz demektir aile ikliminde. Dostlar, şiddet ve aşırı bastırılmış çocuklar maalesef dengesiz bir kişilik ortaya koyarlar ve topluma yük olarak anne babanın bıraktığı birer bomba haline gelmiş olurlar. Evet, bu anne baba tutumlarının çeşitlerinden bir tanesi. Kendimize bakalım. Tamamıyla böyle olmayabiliriz ama bir takım davranışlarımız bu noktadaysa aman anne babalar kendimize çok dikkat edelim. İkinci bir anne baba tutumuna şimdi geçeceğiz kayıtsız ve pasif anne baba tutumu. Kayıtsız, umursamaz, pasif. Yani çocuğunun davranışları karşısında ilgisiz, ne yaparsa yapsın. Yani varlığıyla yokluğu çocuğun belli değil evde. Kendi çapında takasın. Ver eline televizyonu, ver eline ekranı, ver eline iPad'i, ver eline tableti. E, gelsin, gitsin aman 3 kuruşunu vereyim de. Başımdan düşsün de ne olursa olsun. İşte hatta çocuk e, şu noktada değilse hiç problem yok demektir. Çocuk anne babayı rahatsız etmiyorsa, çocuk çok iyi ama her türlü davranışı yapıyor. Sonra e, komşunun camını kırmış, komşu geliyor kızıyor. Ha Burada sorun var demektir. Ya da baba televizyon izlemesi gerekiyor, film keyfi var. Ya da maç keyfi var. Ama çocuk geldi o serbest davranışta bize müdahale etti. Ha, o zaman sorun olur. Ama anne babayı rahatsız etmiyorsa, ölçü bu, çocuğun hiç yaptığı yaptığı hiçbir şey anne baba için önemli değildir. Yaptığı her şey hiçbir şey. Önemli değildir. Şunu yapmış, şunu yapmamış. Hiç önemli değil. İşte bazı e, anne babalar e, bu noktada e, kayıtsız kalmanın, ona ilgi ve sevgi vermemenin doğru olduğunu düşünmektedirler. Yani böyle de bir durum var. Yani pasif anne baba, kayıtsız anne baba kimisi gerçekten umursamaz oluyor... Kimisi ise yani eğer ben ilgi gösterirsem, seversen başıma biner. Hani Efendimiz zamanında sallallahu aleyhi ve sellem var ya bir e, baba geliyor. Hani Efendimiz tavsiye ediyor. Hani sen evladını mutlaka sarıl, öp. E, ya Resulallah ben öyle bir şey yapmam. E Allah senin kalbinden sevgi ve merhameti almışsa e ben sana ne yapayım diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani e, sarılmak, öpmek ee, önemli bir hadise. Kimisi aman çocuk sevilmez büyüklerin yanında. İşte çocuğa şöyle davranılır, e, sert davranılır e, diye kayıtsız kalıyor aslında. Pasif bir yaklaşım sergiliyor. İşte kayıtsız anne baba tutumlarının e, nedenleri ne olabilir acaba? E, bir kere çalışma hayatının yoğun temposu. Bu noktada birinci nedenimiz. Yani... Aşırı bir çalışma hayatı var, aşırı yorgunluk var ve artık çocuklara ayırabilecek zaman çok sınırlı olduğu düşünülüyor. Beraber vakit geçirilmiyor. Bakın bu ciddi genel bir soru. Yani gidiyorsunuz eve yorgunsunuz, çocukla beraber bir saat geçirmek, hadi bugün bir aktiviteye gidelim, bir tiyatroya gidelim, bir geziye gidelim, bir faaliyete gidelim demek istemiyorsunuz. Her şey o kadar rutin ve klasik ki. Okulla geliyor, okuldan geliyor, oyununu oynuyor, komşuya giderse gidiyor, akşam yatıyor. Bir daha sabah kalkıyor, aynı şeyler. Hiçbir aktivite, hiçbir ekstra çalışma söz konusu değil. İşte pasif davranışlardan bir tanesi bu. Zamanın etkin kullanılmaması önemli. Bir de anneanne ya da babaannenin çocuğu büyütmesi de bu noktada anne babanın kayıtsız ve pasif kalmasına neden olabiliyor. Hatta bazen burada anneanne babaanne otorite koyamadığı için çocuk maalesef çok rahat büyüyebiliyor ve kayıtsız bir ortamda, çok belli kuralların olmadığı bir ortamda büyümüş oluyor. Bu sefer de işte bir takım sıkıntılar söz konusu oluyor. Çünkü çocuğun anne babasıyla paylaşımı az. Ortak geçirdiği vakitler az. Dolayısıyla çocuğunu tanımıyor. Ve ee, çocuktan uzak yaşanılıyor İşte anne babalık bu noktada e, ciddi anlamda e, sorumlu anne babanın ayrı olması da bu noktada bir etken tabii ki veya annenin ya da babanın çocuğu yok sayması yani öyle bir öyle anılar yaşamış ki eşiyle beraber o ayrılmasıyla beraber o çocuk da artık bir şey ifade etmiyor özellikle uzak dursun diyor. Annesinin yanında dursun. Bana veya babasının yanında dursun. Bana yük olmasın da ne olursa olsun bana yük olmasın. İşte bazen bu durum çok fazla çocuktan da kaynaklanabilir üçüncü olarak. Yani ne dedik? Yoğunluktan dolayı, bakıcının farklı olmasından dolayı ve bakıcının farklı olmasıyla beraber anne babanın ayrı olmasından dolayı kaynaklanan süreçler de var. Bununla beraber çok fazla çocuk sayısı da Gerçekten çok ciddi anlamda bunun nedenleri arasında olabiliyor. Çok çocuklu aileler belli kültürlerde, belli bölgelerde fazla var. Bu sefer çocuğun ismini bilmiyor. Bu neydi, bu neydi, bu neydi. O kadar 10 çocuk, 11 çocuk olmuş. Hangi birisiyle ilgilensin? Öyle de bir sıkıntı söz konusu olabiliyor. Belli bölgelerde yine çocuklar sevilmez, öpülmez, koş, kucaklanmaz, ağlıyorsa hiç ee, çocuğa bakılmaz. Bırak ağlarsa ağlasın gibi. Ee, i̇nançlarda kayıtsız ve pasif anne baba tutumunun nedenleri olabiliyor. Peki anne baba kayıtsız, pasif. Nasıl bir çocuk yetişmiş olur? Kişiliği nasıl olur? Kişilik gelişimi üzerindeki etkileri neler olur? Malum kişilik neydi dostlar? Kişilik bir insanın diğer kişilerden ayıran davranışlar, ayırt edici özellikler. Yani bir kişiyi şu şu özelliklere sahiptir. O böyle davranır, böyle alışkanlıkları var, böyle yapısı vardır diyebileceğimiz özelliklerdir. Ve aynı zamanda kişilik birçok ortamda, aynı ortamda aynı davranışı sergileme tutarlılığıdır kişilik. Yani şu davranışa karşı Ahmet böyle yapar, Mehmet böyle yapar, Hüseyin, Ayşe böyle yapar şeklinde farklı farklı davranışları görürsünüz. İşte o farklı davranışlar kişiliktir. Peki kişilik gelişimi noktasında e, ihmal eden anne babanın e, çocukları e, nasıl olur? Ha, nasıl olur? Öncelikle çocuk ilgi çekmek ister. Çocuk ihmal altındaysa ilgi çekmek için bir takım davranışlar geliştirir. İşte bizim çocuk çok yaramaz diyorsunuz ya. Asıl nedenine geldik mi? Bizim çocuk neden acaba yaramaz? Acaba anne baba çok mu kayıtsız, çok mu ilgisiz, çok mu vurdum duymaz veya çok mu niteliksiz zaman geçiriyor? Veya anneanne, anneanne, babaanne ilgileniyor, çocukla hiç mi ilgilenmiyor? Çocuk ilgi bekliyor. İlgi beklediği için bu sefer yaramazlık yapar, kötü davranışlar sergiler, agresif davranır, saldırgan davranır, etrafı çizer, boyar, kapıyı çarpar, farklı farklı hareketler yapar. Aslında suçu yönelik davranışlar yapar. Neden? Çünkü siz ilgilenmiyorsunuz, ilgilenmiyorsunuz, ilgilenmiyorsunuz. Ne zaman ilgileniyorsunuz? Sizi rahatsız ettiği zaman değil mi? Sizi rahatsız ettiği zaman ilgilendiği için işte o da size rahatsızlık vermeye çalışır. Size rahatsızlık verdiği zaman çünkü ilgiyi bulabiliyor. Çocuğum niye yaramaz? Çocuğum beni neden rahatsız ediyor? İşte bu yüzden. Muhterem dostlar, çocuk büyüdükçe bu tip çocuklarda çocuk büyüdükçe yavaş yavaş çatışmalar gitgide artar. Artık Yavaş yavaş ailenin ilgisini ister, o ilgiyi göremedikçe artık aile çocuk için intikam alacak bir unsur haline gelir. Çünkü çocuk dışarıyı da görüyor, farklı bakış açılarını da görüyor, farklı yaklaşımları da görüyor. Ondan dolayıdır ki çocuk bu süreçte yavaş yavaş aileden uzaklaşmaya başlar. Aile onun için hayatında yeri olmayan bir noktaya gelir ve Yarın öbür gün ilgi göstermeyen anne baba ilgiye ihtiyaç duyduğunda yaşlandığı bakıma muhtaçlar işte o anne babalar kendilerini huzur evlerinde bulurlar. Kendinizi huzur evinde bulunmak, bulmak istemiyorsanız ileride kayıtsız ve pasif anne baba tutumundan uzak durun dostlar. Uzak durun. Evet anne babanın ilgiye bakıma muhtaç olduğu zamanlar maalesef bu çocukları yanınızda bulamayabilirsiniz. Daha ileriki yıllarda işte ev ortamında ilgi ve sevgiyi bu çocuklar dışarıda ararlar artık. Yani evle yavaş yavaş kopmaya başlar çocuk. İşte en güzel arkadaşlıklar hangi arkadaşlıklardır? En güzel arkadaşlıklar asker arkadaşlarıdır değil mi? Hacı arkadaşlarıdır değil mi? Neden? Ortak derdimiz vardır. Tezkere almak, haccın farzasını yerine götürüp memleketimize dönmek, gibi ortak alanlar vardır. İşte ortak alanlar bakış açısıyla baktığımızda çocuğumuzla ortak ilgi alanları oluşturmamız gerekir. Kayıtsız ve pasif anne baba tutumu maalesef bu ortak paydanın oluşmadığı anne baba tutumlarıdır ki biz bizler bu tutumlardan uzak durmamız gerekir. Bugünkü programımızda iki tane önemli noktaya değindik. Birinci önemli nokta neydi? birinci önemli nokta şiddetli anne baba tutumları, şiddetli anne baba tutumları veya reddedici anne baba tutumları. İkincisi neydi? Kayıtsız ve pasif anne baba tutumları. Sırada üçüncü anne baba tutumumuza inşallah geçmiş olacağız. Baskıcı, otoriter, hani katı ve sıkı anne baba tutumu. Şimdi olumsuz süreçten başladık olumluya doğru gidiyoruz katı baskıcı ve hoşgörüsüz anne baba tutumları şimdi katı baskıcı hoşgörüsüz anne baba tutumları derken bu anne baba tutumlarının nedenlerine baktığımızda önemli nedenleri var aslında bir tanesi şudur bir tanesi katı baskıcı anne baba tutumlarında anne babanın gençliğinde ve çocukluğunda kendisinin yaşayamadığı şeyleri çocukların yaşamasını istemesidir. Yani kendi kafasındaki kalıplarda çocuk yetiştirmeye çalışmak. Benim çocuğum böyle olmalı. Benim çocuğum doktor olmalı. Ya harika ressam, harika. Efendime söyleyeyim farklı yetenekleri var, kabiliyetleri var, çizimleri var. Ama bizim çocuk edebiyat öğretmeni olacak. Ya hiç alakası yok. Yeteneği o noktada değil. Bizim çocuk mühendis olacak. Bizim çocuk doktor olacak. Yani kendi kafasında bir Çocuk modeli yetiştirme çok önemlidir. İşte anne babalarının bu tip yetiştirme yani baskıcı anne baba, otoriter anne baba, katı ve sıkı anne baba devamlı çocukları üzerinde gözleri vardır. Böyle devamlı takipçilerdir. Devamlı her davranışında, oturuşunda, kalkışında yapma, etme devamlı bir kusur ararlar. Hatta çocuklar streslidir bu noktada. Çünkü bunu yapacağım acaba ne diyecek? Devamlı hakime bakar. Devamlı sonuca bakar. Devam Acaba bir şey diyecekler mi? Şimdi bunu yaptım bakalım nereden ses gelecek? Bu yaptığım acaba yanlış mı? Yani bir kendisini ortaya koyma noktasında, bir usul üretme noktasında çocuk kendisi olamaz. Sürekli yaptığım yanlış mı diye düşünür. Ve stres maksimum noktadadır bu çocuklarda. Maalesef stres baskı demek biliyorsunuz. İşte devamlı tedirgin olduğu için çocuk hata yapmaktan çok korkar. Ve girişimciliği de bu noktada ciddi anlamda sıkıntılı olur. Ama işin kötü yanı anne baba ne zanneder biliyor musunuz? Anne baba terbiye ediyorum zanneder. Onu aslında ben yetiştiriyorum zanneder. Ama maalesef onu yetiştirmekten uzaktadır. Ödül ve ceza ön plandadır. O zaman neyi vardır? Hayata dair değildir onların hayatı. Devamlı bir ödül karşılığında ve ceza karşılığında bir iş yapmak Söz konusudur. Çocuk kendisi olamaz ve özgür olamaz. Yarın da yaptıklarını mutlaka bir şey karşılığında yapmaya başlar. Kapitalist yapıya yetişmeye başlar. Peki bu tip bir davranış çocuğun kişiliği üzerinde nasıl etkiler? Çocuğu çekingen yapar. Güven duygusu zayıf hale getirir. Çocuk yine sürekli çatışma yaşadığı durumlarda dengesiz davranışlarda bulunur çocuk iç dengesini kaybeder. Nasıl davranacağım? Bir tutarsızlık söz konusudur. Yani bir kişilik oluşmaz. Bazen çığrından çıkar bir zaman sonra. O baskı bir yerde patlayacak. Bazen bir bakarsanız çok sessiz olur. Bazen bir bakarsanız çok dengesiz bir hareket yapabilir. Yani dengesiz bir kişilik söz konusu olabilir. Anne babanın bu durumundan dolayı Devamlı reddedilmekten korktuğu veya eleştirilmekten korktuğu için başkalarının etkisinde kalır. Devamlı kabul eder. Hayır diyemez. Kendi çizgisini, kendi sınırlarını oluşturamaz. Ve insanlar tarafından kolay kandırılabilir. İnsanlar tarafından kullanılabilir. Kolay kandırılabilir. E, kim nereye çekerse o tarafa doğru yönelir. Evet. Yani aşağılık kompleksi diyoruz ya bazı kişilerde vardır. Ya ne kadar kendisi aşağılık duygusu gelişmiştir maalesef bu insanlarda. Maalesef. Toplumumuzda çok var. Hani suçlayan, e, cezalandıran, e, devamlı çocuğun her yaptığına karışan anne babanın çocukları çok ağlar mesela. Devamlı, kolayca ağlayan çocuklardır bunlar. İşte burada e, önemli olan nokta bizim dengeye sağlamamız. Baskıcı, otoriter, katı ve sıkı anne babanın e, yetiştirdiği çocukların maalesef e, kişilikleri de tutarsız, dengesiz ve sıkıntılı oluyor. Yani bir zaman sonra biz yetiştiriyoruz zannediyoruz ama o mükemmelliyetçiliğimiz, o böyle olmalı deme hastalığımız maalesef çocuklarımızı ziyan etmemize, yanlış yetiştirmemize neden olabiliyor. Evet muhterem dostlar bugün anne baba tutumlarından 3 tanesini görmüş olduk. Şiddetli ve reddeden anne baba tutumu, pasif anne baba tutumu, ilgisiz bir de baskıcı, otoriter, katı ve sıkı anne baba tutumu. Bir programımızın daha sonuna geldik. İnşallah önümüzdeki programımızda diğer anne baba tutumlarına devam edeceğiz. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın, Allah'ın emanında olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.